arkadaşlar. Toprak, su, canlarımız, bedenimiz hepsi bize emanet. Biz bunları koruyamazsak, uçan kuşu, çiçeği, böceği koruyamazsak torunlarımıza ne bırakacağız? Geleceği koruyarak kullanmamız lazım dedi. İbrahim Başkan bize bir acil eylem planı çıkardı. Dedi ki başkanım derhal şunların yapılması lazım. İşte bugün bu gördüğünüz. Bu kendiliğinden başlayan bir sistem değil. Burada bir emek var. Burada bir tecrübe var. Burada en önemlisi benim çiftçime, 50 asırlı kardeşlerime, çiftçi hanım kardeşlerime verdiğimiz önem ve kıymet var. Çünkü yola çıkarken Cumhurbaşkanımızla birlikte bir şey söyledik. Biz kimse sizlerin kimi olacağız? İşçiyi çiftçiden ayırt etmeyeceğiz. Çiftçi bizim başımızın tacı. Onun elinin nasırı ailemize lezzet olarak ama ülkemize de ekonomi olarak dönüyor dedik. Bizim derdimiz geçim. Bizim derdimiz torunlarımızın geleceği. Bunun üzerine bir çalışma yaptık ve başlattığımız çalışmada bugün dördüncüsünü sizlerin huzurunda yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz bakanım? Örnek olmak lazım. Doğru da, iyi de, güzel de. Bunu veriyoruz ama tek desteğimiz bu değil. Süt sağma makinesi. Bütün çiftçilerimize, kadın çiftçilerimize süt sağma makinesi dağıttık bakanım. Şimdi hepsi hijyenik ortamda süt sağmalarını yapıyorlar. Fatma Hanım'ın şu özelliğinden dolayı yürekten kutluyorum. Ve esasında tabii ekip olarak Antep'i kutluyorum. Bunu hakkını vermek lazım. Yani belediye başkanlığı deyince eskiden arkadaşlar hep kaldırım, çöpü toplama, temizlemek, ağaç dikmek, işte peyzaj yapmak, şehri düzeltmek, tabelaları düzeltmek genel olarak görev buydu. Ama AK Parti öyle bir vizyon getirdi ki yerele, öyle bir vizyon getirdi ki belediye başkanlarına, diyor ki arkadaş senin işin sadece yol yapmak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak değil. Totaliyle sen halkının, vatandaşının refah seviyesini yükselteceksin. Sen o ne iş yapıyorsa, eğer ticaret yapıyorsa ticaretini, çiftçilik yapıyorsa üretimini arttıracaksın. Bu bağlamda da 4 yıldan beri yem bitkisi, yem desteği veriyor Sayın Başkanımız. Ve biraz önce Tarım Bakanı gibi, Tarım İl Müdürü gibi nasıl çalıştığını, ekip olarak nasıl çalıştığını, yediğimiz her lokmada sizin mutlaka o nasırlı ellerinizin desteği var. Size çok büyük minnettarlık duyuyoruz. Sizlerden Allah bin kere razı olsun. Bu bağlamda da AK Parti'mizin bir bakanı olarak Allah'ın izniyle biz hep üreticimizin yanındayız. Hep çiftçimizin yanındayız. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım.